Evet arkadaşlar herkese selam. Bu videoda size Cursor'ı kullandığım süreç boyunca neler öğrendim, neleri yanlış yapıyormuşum onları anlatacağım. Videoya başlamadan önce WhatsApp grubumuza katılmak isteyenler bana sosyal medya hesaplarımdan mesaj atabilir. Sadece WhatsApp grubuna katılmak istiyorum demeniz yeterli. Ben size katılım linkini ileteceğim. Bir de Curse AI prompt kitabımız çıktı. Almak isteyenler aşağıdaki linkten ulaşabilir. Şimdi videoya devam edelim. Öncelikle Cursor rules dosyasından başlıyoruz. Hangi dili yazıyor olursanız olun sağlam bir Cursor Rules dosyanız olmalı. Ben öncesinde kullanmıyordum. Hazır bir promptum vardı. Composer her seferinde bunu yapıştırıyordum. Önceki de çalışıyordu ama bu Cursor Rules dosyası bu yapıştırma derdinden bizi kurtarıyor. Peki bu Cursor Rules dosyasını nasıl ayarlıyoruz? Öncelikle sol üstten Cursor'a geliyorum. Burada ayarlarda Cursor ayarlarına giriyorum. Buradaki Include Cursor Rules file'ın aşağıdaki tikli olduğuna emin olun. Eğer bu tik yoksa birazdan yaratacağımız Cursor Rules dosyasını görmezden gelir. Burası tikli olduğuna emin olduktan sonra burayı kapatabiliriz. Buraya yeni bir dosya yaratıyorum. Adına da Cursor Rules diyorum. Şimdi buraya test amaçlı web için özelleşmiş promptumu buradan kopyalıyorum. Kopya dedim. Buraya yapıştırdım. Şimdi görünümünüz bu şekilde bozuk olabilir. Bu Markdown formatına siz isterseniz JSON'da kullanabilirsiniz. Bazı kişiler JSON kullanmış. Bu görünümü şu an bozuk bir MD formatına uygun değil. Dolayısıyla görünümünü değiştirmek için şurada sağ alttaki ini yazan yere tıklıyorum ve buraya Markdown diyorum ve Enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi Dosyamın yapısı gayet düzgün bir şekilde oldu. Buraya özelleştirmek istediğiniz her şeyi ekleyebilirsiniz. Cursor bu dosyayı hafızasına alarak sizin isteklerinizi gerçekleştirecek. Her seferinde bu istekleri yazma derdinden kurtulmuş olursunuz ve size özel bir cursor'unuz olmuş olur. Ben buraya neler ekledim? Performans için, optimizasyon için, UI UX için buraya vermiş olduğum her zaman kullanıcıya örnekler var. Bu web için siz istediğiniz platform için kullanabilirsiniz. istediğiniz kodlama dili için kullanabilirsiniz. Şimdi Cursor'us dosyasının faydasını görebilmek için bir adet Cursor ruleslu bir de cursor rules olmayan testimizi yapacağız. Şimdi testimize geçelim. Şimdi şu şekilde bir promptum var. Bunu Claudio'ya yazdırdım. Bir e-ticaret sitesi yapmasını istedim. Orta ölçekli. İşte sepet olsun, ürünü sepete ekleyeyim veya toplamları göreyim vesaire. Şimdi ilk başta Cursor Rules olmayan versiyonunda deneyeceğim. Şimdi promptumu gönderiyorum. Evet şu an çalışıyor. Daha fazla Cursor ve yapay zeka ile alakalı içerik gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Herhangi bir içerik isteğiniz varsa onu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Evet Cursor Rules olmadan sonucumuz geldi şu an. Şimdi index.html dosyamızı açalım. Evet İsteğimizi yaptı. Gayet basit ve düz bir tasarımla yine hover eklemiş. Üzerine girince hareket ediyor. Şimdi sepete ürün ekleyelim. Sepete ürün ekleniyor. Sağ üstten de sepetimizi güncelliyor. Kaldırma işlemi yapalım. Kaldırma işlemini de yapıyor. Şimdi ödeme yapmayı deneyelim bir de. Ama iki ürün ekleyelim, birini çıkaralım. Öyle bir satın alma yapalım. Evet, bir ürün çıkardım. Satın alma evet bir simülasyonu da yapıyor. Tasarım fena değil ama isteklerimizi de yapmış. Şimdi bir de cursor rules olan versiyonunu test edelim. Evet şimdi cursor rules olan versiyonumuzu şıyoruz Evet burada bayağı bir fark var UX olarak. Daha modern bir tasarım yapmış. Burada sepete ekle kısmı var. Burada bir detay kısmı var. Ürünü tıklayıp detayımı görüntüleyebiliyorum. Sepete ekle kısmı var. Ki bu sepete ekle kısmı bizim istediğimiz bir şeydir. Hemen sepete ekleye ürünün üzerinden ekleyebilmem lazım. tekrar ürünün içerisine girip sepete eklemek eğer bir satıcıysak bizim çok istediğimiz bir şey değildir. Kullanıcı deneyimi olarak da çok iyi bir şey. Evet bir de sağ üstten sepete tıklanan ürünlerimi direkt aynı sayfa içerisinde görebiliyorum. Farklı bir gerekmiyor. Buradan kaldırma işlemlerini yapabiliyorum ödeme simülasyonu da buradan yapabiliyorum. Ürün detayına girince moda olarak ekranın ortasında açıyor. Buradan da yine sepete ekleyebiliyorum. Burada kaldır işlemimiz de çalışıyor. Evet şimdi ikisini yan yana koydum. Aradaki farkı daha net görebilmemiz için. Sol tarafta cursor rules olmayan versiyon. Sağ tarafta da cursor rules olan versiyon. Gördüğünüz gibi sağ tarafta daha modern bir tasarıma sahip. Sol tarafta daha çiğ bir tasarım var. Özellikle tasarımdan ziyade burada UX'i düşünmek lazım. Kullanıcı buradan direkt ürünü sepet ekle butonuna basıp ekleyebilmeli. Burada direkt sepet ekle butonuna tıklıyor Direkt ürün sepetime ekleniyor. Detayını görmek için de aşağı detay butonu var. Buna tıklıyorum. Fakat beni farklı bir sayfaya yönlendirmiyor. Bu da benim için bir artı. Burada ürüne tıklayıp detayına gidip bir de geri dönmem gerekiyor. Burada kullanıcı ne kadar kullanımı kolaysa kullanıcı için yazdığınız iş yani yaptığınız iş o kadar iyidir. Şimdi sepetleri de gösterelim. Evet sepet görünümdeki farkı da görüyorsunuz arkadaşlar. Ki ben bir web developer değilim. Sadece şu an UX UI'yi size yorumlayabiliyorum. Eğer aramızda web developer varsa onlar da aşağıya yazabilir kod kıyaslamalarına. Cursor rules'a yazdığım frameworklerden de çıkarım yapabilirler. Bir de hangi yapay zeka kullanmalıyım ve güncel Cloudy versiyonunu kullanmak. Ben kodlama için genelde Cloudy 3.5 Sonet kullanıyorum. Raporlama için de 4o kullanıyorum. Bir freelance projemde raporlamayı denemiştim. GPT 4.0 daha başarılı çıkmıştı. Tabi güncel Cloudy'yi kullanmak dediğim de şu. Siz şu an Cloudy'nin eski sürümü kullanıyor olabilirsiniz. Şimdi size bunu nasıl en güncel sürümü kullanacaksınız onu göstereceğim. Şimdi sol üstten cursor'a tıklıyorum. Ayarlardan cursor ayarlarına geliyorum. Sol taraftan model kısmı var. Models kısmına geliyorum. Sizin kullanmış olduğunuz Cloud 3.5 Sonet yapay zeka modeli bu. Fakat yeni çıkan versiyonu var. 2024 10.22 versiyon çıkışta olan var. Buraya yeni bir ekleme yapmanıza gerek yok. Sadece buradaki tiki açabilirsiniz. Daha sonrasında projenizi açın. Composer'ınıza otomatik olarak burada Cloud 3.5 2024 10.22 gelecek. Buradan seçersiniz. En güzel Claude versiyonu da kullanmış olursunuz. Evet şimdi en önemli kısımlardan biri nasıl prompt yazmalıyım. Şimdi cursor'da bir istekte bulunduğunuzda kendini kanıtlarcasına en ileri düzey, en üst düzey kodu yazmaya çalışıyor. ...bize resmen kendini göstermeye çalışıyor. Bu da bizim her zaman istediğimiz bir durum değil. Bazen basit bir istekte de hemen işimizi halletsin isteriz. Ve böylece sizin Cursor'daki o 500 prompt request hakkınızdan da az gitmiş olur. Cursor'un bir algoritması var. Hesaplama algoritması tam 500 request, 500 request şeklinde çalışmıyor. Bazen küçük istekleri de birleştiriyor sanırım. Yani biz yani bu WhatsApp grubunda da konuşulmuştu. Tam 500, 500 istek hesabını nasıl yaptığını bilmiyoruz. Yani 500 mesajla hemen 500 premium request'ı bitecek mi o bilinmiyor şu an şimdi gereksiz kod kalabalığından kurtulmak için ben şu promptu kullanıyorum. Buradan kopyaladım, geldim buraya yapışalım. Dedim ki isteğimi olabildiğince az kod yazarak gerçekleştirmeye çalış. Bu bizim için önemli çünkü gereksiz kod kalabalığı istemiyoruz. Ayrıca uzun süreler kodlarınızda tamamlanmasını beklemenize gerek yok. Ve böylece daha sade ve öz bir kod yazmış da oluyor. Bir de şöyle bir sorun yaşamış olabilirsiniz. Uzun bir istekte bulunup isteğiniz yarıda kesip devam etmemi ister misiniz diye soruyor. Bunun olmaması için de benim şurada şöyle bir komutum var. İsteğimi tamamlayana kadar durma. Bunu da promptunuzun en üstüne yapıştırırsanız sizin isteğiniz tamamlanana kadar durmayacak Cloud'un içerisinde de uzun bir metin istediğimde duruyordu. Bu komutu kendim buldum. İsteğimi tamamlayana kadar durma diyorum ve bu şekilde yarıda durup devam etmemi ister misin gibi sorular sormaya bitirene kadar devam ediyor. Bunu yaşamış olma ihtimaliniz yüksek. Şimdi cursor'a backend yazdırma. Database yapısını cursor'a anlatmak zor oluyor. Belki SS çekip yükleyerek yazdırmayı denemiş olabilirsiniz. Veya her istekte tekrar tekrar database'inizi anlatmayı denemiş olabilirsiniz. Şimdi yapacağımız database bilgilerimizi içeren bir adet MD dosyası oluşturacağız. Chat kısmında sadece bu dosyayı mentionlayacağız. Yani et işaretiyle göstereceğiz. Ve cursor artık tüm database'imizi biliyor olacak. Şimdi ben Cloudy'den basit bir database yapısı yazmasını istedim. Users table'ım olacak. Animals table'ım olacak. Favorites. Bunu bana yazmasını istedim. Şu an ben bu dosyayı buraya ekledim. Supabase tercih ettiğim için ben Supabase verdim adını. Şimdi buraya gelip ben add files deyip buradan Supabase MD seçersem şu an cursor göndereceğim istekte benim database yapımı biliyor. Bir API yaz dediğimde veya şu sayfayı backend'e uygun yaz dediğimde benim için bunu otomatik olarak yapacak. Yoksa her seferinde database'i tekrar tekrar anlatmanız gerekecek veya screenshot'la table'ınızı çekip buraya yüklemeniz gerekecek. Onlara hiç gerek yok. Bu dosyayı da Cloud'ın kendisine hazırlatabilirsiniz veya GPT'ye de hazırlatabilirsiniz. Evet bir de bir yeri düzeltirken başka yeri bozuyor sorunu var. Bu Windsor'da da Cursor'da veya farklı bir AI kod editöründe de ortak bir sorun. Bu benim birkaç öğrencimin de başına geldi. Proje birazcık büyüdükten sonra bir istekte bulunuyorsunuz. Başka bir yeri bozuyor. Şimdi bunu düzeltmek için biz nasıl bir çözüm bulduk? İşte benim şöyle hazır bir komutum var. Büyük projelerde değişik yapmak için. Bunu buradan kopyalıyorum. Şimdi isteğimizi yazıyoruz. İşte API yazdırmak olabilir. Login sayfası yazdırmak olabilir. İsteğimizi buraya yazdıktan sonra örnek veriyorum API servis istedik. Alt tarafa da gelip promptumu yapıştırıyorum. Bu promptumda ne diyorum? Yukarıda istediğim değişiklikleri yaparken olabildiğince mevcut kod yapısını bozman yapmaya çalış. Bizim de gayet iyi sonuç aldık. E, verimli. Tabi %100 değil ama en azından %90 işe yarıyor diyebilirim. Bu da gayet yüksek bir oran. size de bunu tavsiye ederim. Bir de bonus özellik olarak size şunu paylaşabilirim. Bu internet yok. tamamen kendim deneyerek bulduğum bir şey. Şimdi e, bazen test yapmamız gerekiyor. Örnek veriyorum bir user sayfasında kişilerin fotoğrafını bulmamız gerekiyor. Bunları tek tek bulup proje içerisine yüklemek bir yük oluyor. Sadece test için yapacaksınız bunu. Ben de şöyle bir komut buldum deneyerek. Şimdi burada diyorum ki isteğimdeki görselleri internetten bulup kendin ekle dediğin zaman bu sizin için profilleri buluyor. Nereden buluyor? Bilmiyorum. Büyük ihtimalle şey, Cursor'un kendi bir database'i var ya da free bir yerden çekiyor. Projemizde bunu kullanmıştık bu dummy data, test datalarının işlemlerinde. Çünkü 100 tane kullanıcı testi yapmamız gerekiyor. Ve 100 tane profil görseli bizim için bulmuştu Porte şeklinde. Bu da size bonus özellik olsun. Daha fazla Cursor ve yapay zeka ile alakalı içerik gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Herhangi bir içerik isteğiniz varsa onu da yorumlarda belirtebilirsiniz.